Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Engin. Engin, kaç yaşındasın? 41 yaşındayım. Evlisin. Boşandım eşimden. Ayrıldın. Ayrıldım. Kaç tane çocuğun var? 2 tane. Ne kullanıyorsun? Met ve kağıt. Ne zamandan beri kullanıyorsun? 2014 yılında başladım. Sigaraya da o zaman başladım. Bunu neden bırakmak istiyorsun? Hayatım alt üst etti. Herkes benden uzaklaştı. Annem, eşimle ayrıldım. Çocuklarımla ilgilenemedim. Hala da ilgilenemiyorum. Yani ben en çok korktuğum şey eşimin babası ve kendi babam gibi çocuklarıma sırt dönmemekti. Ben onlar gibi oldum. Çocuklarıma sırt döndüm. Çalışıyorum. Çalıştığım paranın tamamını uyuşturucuya veriyorum. Nerede kalıyorsun? İnşaatlarda, şantiyede iş bulduğum sürece konteynerlerde yatıyorum. İyi bir ustayım. Ama kendimi işimi veremiyorum. Hani 2 gün çalışıp o parayı hemen götürüp uyuşturucuya veriyorum. Tabii haliyle çalıştığım zaman da çalıştığım firma yetkilileri, sahipleri hemen farkına varıyorlar. Benim çıkışımı veriyorlar. Evet. Bu yüzden de ben kararımı verdim. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Yani yaşamak istiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Annen baban nerede? Annem Kayseri'de. Babamla annem uzun zaman önce ayrıldı ama annem babamızın yokluğunu hiç hissettirmedi bize. Peki annem bu duruma ne diyor? Annem çok kızgın bana. Ablam çok kızgın. Kardeşim çok kızgın. 2 tane kız kardeşim var. Biz normalde çok güzel bir aileydik. Bu benim hayatıma girdikten sonra insanlar benden çok uzaklaştılar. İyi usta olmama rağmen, yani bir iş yerinde yıllarca çalışabileceğime rağmen, yani bir hafta 10 gün çalışıp beni kovuyorlar işten. Kurtulmak istiyorum. Vallahi sen kurtulmak istedikten sonra bizler elinden tutarız, yardımcı oluruz. Bunu şimdi kurum ve kuruluşlara göndereceğim bu videoyu. Allah'ın izniyle de. Elinden tutacaklar, inanıyorum ben. Sen yeter ki iste. İnşallah. Emin ol. Sen istedikten sonra her şey gelir, kendiliğinden gelir. Ben çok kararlı bir insanımdır. Ama bazı kararlar veriyorum. Maddenin etkisiyle ertesi gün unutuyorsun. Ertesi gün ben biliyorum. Hemen unutuyorum. Onu biliyoruz, onu biliyoruz oğlum. Normal olan şeylerdir. Benim için çok doğal bir şey yani senin bu yaptığın şey. Hani akşamdan yarın içmeyeceğim deyip tekrar sabah kalkınca bu maddeyi nereden bulacağım kaygısına düşmek normal bir şeydir. Teşekkür ederim. Ben bu videoyu göndereceğim bazı kurumlara. İnşallah birisi seni kabul eder. İnşallah. Ben inanıyorum ki ederler zaten. Sen istedikten sonra her şey kolay. Tamam mı? Tamam. Peki söylemek istediğin bir şey var mı? Yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Tamam canım.